Bildiğiniz kelimelerin bilmediğiniz anlamlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü kelimelerimiz bread, ekmek, butter, tereyağı ve bir de sürpriz anlamıyla bread and butter. 1, 2, 3, 4. Yes we do. Ekmek anlamına gelen bread ile başlayabiliriz. Bread is holy in our culture. Ekmek bizim kültürümüzde kutsaldır. I sop in pot lika beans at dinner. Ben akşam yemeğinde kuru fasulyeye ekmek banarım. Arkadaşlar, sop in yemek suyuna ekmek banmak demek. Pot lika yemeğin suyu. Pot lika beans kuru fasulyenin suyu demektir. Bread is holy in our culture. Ekmek bizim kültürümüzde kutsaldır. My sister sops in pot lika beans at dinner. Benim kız kardeşim akşam yemeğinde kuru fasulye suyuna ekmek banar. Arkadaşlar, burada iki önemli noktaya parmak basmak istiyorum. Holy, kutsal demektir. İkinci nokta ise kız kardeşim öznesi tekil, she olduğu için sop in fiili arkasından sops, s ekini almak zorundadır. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Şimdi de butter yani tereyağı kelimesiyle devam etmek istiyorum. Butter pairs with honey. Tereyağı balla iyi gider. I like eating butter and honey. Ben tereyağı ve bal yemeyi severim. I put some butter and honey on bread for breakfast every morning. Ben her sabah kahvaltıda ekmeğin üzerine biraz tereyağı ve bal sürerim. Arkadaşlar, burada bir bilgi vermek istiyorum. İngilizce bir cümleyi Türkçe'ye çevirirken cümlenin öznesini alın, en sona gidin ve başa doğru çeviri yapın. I put some butter and honey on bread for breakfast every morning. Ben her sabah kahvaltı için ekmeğin üzerine biraz tereyağı ve bal sürerim. My sister likes eating butter and honey. Benim kız kardeşim tereyağı ve bal yemeyi sever. She puts some butter and honey on bread for breakfast every morning. O her sabah kahvaltıda ekmeğin üzerine biraz tereyağı ve bal sürer. Arkadaşlar, pair kelimesi çift ve eş olmak anlamlarına gelir. Fakat bu kelime with edatı ile birleştiğinde pair with nokta noktaya yakışır, nokta noktayla iyi gider anlamına gelir. Butter pairs with honey. Tereyağı balla iyi gider cümlesinde olduğu gibi. Ve yine unutmamamız gereken çok önemli bir nokta. Butter tekil bir öznedir. Dolayısıyla pair fiili cümlede s ekini almak zorundadır. Arkadaşlar, şimdi günün en önemli deyimine geldi. Bread and butter. Bread and butter deyimi ilk önce 1700'lü yıllarda kullanılmaya başlandı ve 1800'lü yıllarda bambaşka bir anlamda literatürde devam etti. Fakat günümüzde bread and butter ekmek teknesi, ekmek parası demektir. I am an English teacher. Ben bir İngilizce öğretmeniyim. I like teaching English ve İngilizce öğretmeyi seviyorum.
English teaching is my bread and butter. İngilizce öğretmenliği benim ekmek teknemdir. My sister is an English teacher. Benim kız kardeşim bir İngilizce öğretmenidir. She loves teaching English. O İngilizce öğretmeye bayılır. English teaching is her bread and butter. İngilizce öğretmenliği onun ekmek teknesidir. Mesela şöyle bir cümle kurabiliriz arkadaşlar. Subscribers are bread and butter for YouTubers. Takipçiler YouTuberlar için ekmek teknesidir. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere.